start verecek misiniz? 3, 2, 1. Sizdeyiz. Şimdi değerli arkadaşlar, sevgili misafirlerimiz, değerli vekillerimiz, hepiniz hoş geldiniz aramıza. Bizler Tatfan'da yaklaşık 3 aydır alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Liyakatla aldığımız bir seçimi bizden zorla almak istiyorlar. Çünkü biz Tatfan'da seçim çalışmalarımızı sürdürdüğümüz her alanda çok güzel, çok iyi bir karşılık yakaladık. Çok güzel bir karşılık bulduk. Bizden hakkımızla aldığımız, halkın bize layık gördüğü seçimi bugün hilelerle, bir şekilde baskıyla bizden almak istiyorlar. Bunun çok güçlü kanıtlarımız var. Bugün seçim kuruluna başvurduk. Donelerimizi seçim kuruluna verdik. Biz seçim kurulunun bu konuda yarın karar vermesini bekliyoruz. Bizim olan belediyenin bize verilmesiyle ilgili sonuna kadar takipçi olacağız. Sonuna kadar biz bizim olan, bizim hakkımız olan, kendi halkımızın bize teslim ettiği iradeyi onlara asla bahsettikleri zorluklarla vermeyeceğiz. Bu bize yaşattıkları sorunu da halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Kesinlikle aldığımız bir seçim, kanıtlarımız var. Belediye meclis üyeliklerinde çok öndeyiz. İptal ettikleri oylar, başkanlığa ait oylar. Bu nedenle halkımızın, Tatvanımızın bu seçime, bu iradeye sahip çıkmasını istiyorum. Kesinlikle aldığımız bir seçim olduğuna halkımızın inanmasını istiyorum. Kentimize yapılan hilelerle ilgili sayın vekillerimiz zaten bilgilendirecek hepimizi. Ben bu yönüyle halkımızın, partimize bu iradeye sahip çıkmasını istiyorum. Kendim de bu halkı temsil ederek belediye başkanı adayı olduğum partimi sonuna kadar temsil edeceğim. Asla bu konuda taviz vermeyeceğiz. Bizim olanı mutlaka onlardan alacağız. Mutlaka alacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kamuoyu vicdanında biz bu seçimi başarıyla kazandık. Ben bunu açıkça ifade edeyim. Tabii yapılan taşımalı sistem. Yani taşımalı eğitim yaptılar. Sonunda, en sonunda taşımalı seçmen de buldular. Dışarıdan getirdikleri seçmenle manipüle ettiler bu seçimi. Biz vicdana müsteriyiz. Halkımızın kendi oylarına sahip çıkmasını istiyoruz. İtirazımızı yaptık. Gerekçelerimizi belirttik. Neticeyi bekliyoruz. İnşallah adil bir karar verilir. Teşekkür ederim. Evet, belediye eş başkanımızın aslında ve vekilimizin sözlerinden sonra ben de Siirt halkı adına, Siirt adına ve tabii ki merkezi düzeyde Mehmet vekilimizle birlikte buradayız. Gerçekten birçok ilimize yapılan haksızlık, hukuksuzluk Tatvan'a da yaşatılmaya çalışılıyor. Bu seçimde AKP bir bütün olarak aslında devletle birlikte HDP'yi karşısına aldı. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ve bizler Halkların Demokratik Partisi olarak Tatvan'da da diğer illerimizde de bir adil seçim yarışı kesinlikle yaşamadık. Adil olmayan, eşitsiz koşullarda karşımızda valilerin, kaymakamların, emniyet müdürlerinin, bakanların, hatta Erdoğan'ın çocuklarının seçim kampanyası yaptığı bir seçim süreci geçirdik. Bu ne bir seçim hukukuna, ne siyasi ahlaka, ne de bir adalet duygusuna uygun değil tabii ki. Ve neticede bu seçimde en ayırt edici özelliklerden biri, diğer seçimlerde daha az kullanılan bir yöntem kullanıldı. İllere taşımalı seçmen getirerek küçük illerin, beldelerin, Tatvan gibi büyük ilçelerin seçim sonucu belirlenmeye çalışıldı. Evet, birçok ilde merkezde olduğu gibi Tatvan'da da dışarıdan yüzlerce hatta binlerce seçmen taşındığını biliyoruz. Tatvan halkının 5 yıl boyunca birlikte olacağı, belediye başkanını seçeceği bir seçimde kendi oyları değil, dışarıdan taşımalı bir şekilde hem de irade gasp edilerek, aslında getirilenlerin de iradesi dışında bir seçim sonucu tayin edilmeye çalışılmış. Burada da aynı tabloyu görüyoruz ve aldığımız bilgiye göre burada aynı zamanda kolluğun baskın olarak gösterildiği, kıyafetleriyle, silahlarıyla oy kullandırıldığı, halk üzerinde tümüyle bir baskı ortamı oluşturulan bir seçim süreci geride bırakılmış. Seçim günü burada değildik ama bütün yaşananlar aktarıldı ve biz de bunları yakından izledik. Fakat bütün bu baskılara rağmen, haksızlıklara rağmen Tatvan halkı
adeta büyük bir direnişle sandığa gidip kendi adayına oy vermiştir, adaylarına. Ve bu neticede öyle bir tablo çıkmıştır ki belediye meclis üyesi adaylarımıza verilen oyla belediye başkan adaylarımıza verilen oylar arasında bir açı da oluşmuştur. Yani 295 oy belediye başkan adaylarımız, eş başkan adaylarımız meclis üyelerinden daha düşük oy almıştır. Bu da aslında belediye eş başkanlıklarına daha çok yoğunlaştığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yine iptal edilen, geçersiz sayılan çok sayıda oy var. Yine birçok merkezde olduğu gibi seçmen listelerine baktığımızda Tatvan, Bitlis nüfusuna kayıtlı olmayan ve dışarıdan getirilen seçmenlerin listesi de elimizde mevcut. Yine otobüslerle bölgeye biliyorsunuz seferler düzenlendi. Başta Şırnak ve Erol olmak üzere, çünkü burada sabit, tespitli. Şırnak'ta 12 bini aşkın seçmen getirildi. Eruh'ta Siirtli ilçesinde 1200 kolluk gücüne oy kullanıldı. Tatvan'da da bu yöntem devrededir. Biz şunu söylemek istiyoruz. Bugün ilçe örgütümüz itirazlarını sundu şeye, seçim kuruluna. AKP itiraz edince kabul edilen gerekçeler, oy sayımı yapılan yerleri de biliyoruz. Yani sadece bir örnek vereyim. Dün Baykan'da aslında usule uygun olmayan bir yöntemle verildiği halde bütün oylar sayıldı. Tek tek sayıldı. Biz de orada hazır bulunduk. Çünkü kazanan HDP'ydi, kaybeden AKP'ydi. Tersi olması durumda farklı bir hukuk uygulanamaz, uygulanmamalıdır. Çünkü bizim itiraz gerekçelerimiz kanuna, hukuka dayalı olarak yapılmıştır. Biz Tatvan Seçim Kurulu'nun bu itirazı bir an önce kabul etmesini ve baştan bütün oyların sayılması gerektiğini önemli hatırlatmak istiyoruz. Burada peşinde olduğumuz mesele Tatvan halkının iradesinin gerçek anlamda ortaya çıkmasıdır. Bu oylar sayıldığı zaman aynı şekilde nerede usulsüzlük var, niye yakılmış, geçersiz oyların sebebi nedir? Ayrıca AKP'ye ya da başka partilere geçerli sayılanlar hangi gerekçeyle bu şekilde yazılmış, bunları da öğrenmiş olacağız. Şu aşamaya kadar, seçim gününe kadar yapılan haksızlık, hukuksuzluk, baskı, bütün yöntemleri biliyoruz ama şu anda onları halkımıza anlatıyoruz. Fakat diğer meseleyi yetkililere söylüyoruz. Özellikle itirazımızı kabul etmelerini ve 279 gibi aslında çok düşük bir rakamla Tatvan halkının iradesinin bu şekilde tecelli ettiğini kabul edemeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz. Şu anda kazanan yoktur. Ortada çok küçük bir fark vardır ve bu farkın biz bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. İtiraz kabul edildiği takdirde zaten gerçekler açığa çıkacaktır. Tatvan halkının da, Tatvanlıların da belediye eş başkanlarına sahip çıkacağına hiçbir kuşkumuz yoktur. Ben Nevroz'da Tatvan'daydım ve gerçekten ayrılınca Tatvan tamamdır demiştim. Yani Tatvan Yame'ye diyoruz, bugün de Yame'ye diyoruz. O gün gerçekten büyük bir gönül rahatlığıyla buradan ayrılmıştım. Bugün de Tatvan'da hiçbir değişiklik yoktu. Bütün Tatvanlılar kendi iradelerine sahip çıkıyorlar, çıkmaya devam edecekler ve seçim kurulu karar verdiği takdirde aynı şekilde adaylarımızla beraber, örgütümüzle beraber orada durmaya devam edelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben de biraz teknik bilgi paylaşmak isterim. Birincisi şu, şu ana kadar Tatvan İlçe Seçim Kurulu'na 3 ayrı itiraz başvurusu yapıldı. Bu itiraz başvurularından ilki bütün oyların yeniden sayılması yönündeydi. Temel gerekçemiz de şu, bizim adayımızın aldığı oy ile AKP'nin adayının aldığı oy arasındaki farkın 295 olduğu söyleniyor. Ama geçersiz oy sayısı 2276. Dolayısıyla geçersiz oylar aradaki farkın 7 katı, sonuçları doğrudan etki edecek bir rakam. Ve örnekleri olan elimizde geçersiz oy pusulaları aslında geçerli sayılması gereken oyların bir biçimde geçersiz sayıldığını gösteriyor. Hal böyleyken bütün oyların yeniden sayılması en adil çözüm olacaktır. Ama olur da ilçe seçim kurulu bunu kabul etmezse
ki bunu biraz önce sevgili Meral Vekil de söyledi. Üstün görülmüş, üstün körü verilmiş dilekçeler üzerine Baykan'da, Erciş'te ve başka yerlerde hemen karar verilip bütün sandıklar sayılmaya başlandı. Ama bizim başvurularımız üzerine hala bekliyorlar. Biz de bütün oyların sayılmasını istiyoruz. Olur da kabul etmezse yine söylüyorum, en azından geçersiz oyların sayılmasını istiyoruz. Bunun için de ayrıca arkadaşlarımız bir başvuru yaptı. Gerçekten 2276 çok büyük bir rakam. Tatvan'daki eğitim seviyesi 24 Haziran'dan bu yana düşmediğine göre aynı anda bu kadar oyun geçersiz sayılması, bu kadar yanlış oy kullanılması çok da inandırıcı gözükmüyor. Biz bunların önemli bir bölümünün aslında geçerli oylar olduğunu düşünüyoruz. Son başvurumuz da arkadaşlarımızın bugün ilçe seçim kuruluna yaptığı başvuru. Bu başvuruda da her sandık için ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Gerçekten sandık sonuç tanıkları çok üstün körü düzenlenmiş. Doldurulması gereken bölümlerin önemli bir bölümü yok. İlçe seçim kurulundan gelen oy pusulası sayısı yok. Geçersiz sayılan oy pusulası sayısı yok. İmha edilen zar sayısına ilişkin bilgiler yok. Zar sayıları yok. Geçersizlik nedenleri hiçbir şekilde açıklanmamış. Dolayısıyla bu biçimde doldurulan formlara dayalı olarak bu oylamanın da gerçekten yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu ayrıntılı dilekçemizi de verdik. İlçe seçim kurulundan aldığımız bilgi yarın bir toplanıp karar verileceği yönünde. Arkadaşlarımız, vekillerimiz bunu söyledi. Eğer kaybedersek, gerçekten adil koşullarda kaybedersek hiç kuşkusuz karşı tarafı kutlamayı biliriz. Ama ortada adil bir seçim yok. Adil koşullarda seçime gitmedik. Yüzlerce seçmen buraya taşındı. Yaklaşık 800 seçmenin hukuka aykırı biçimde buraya taşındığını düşünüyoruz. Ayrıca eşit koşullarda yarışmadık. Bütün kamunun, devletin olanakları kullanılarak bir seçim yürütüldü. Biz sınırlı olanaklarla bir seçim çalışması yürüttük. Merkez medya dahil olmak üzere bütün koşullar karşı tarafın lehineydi. Buna karşılık kapı kapı dolaşarak, ev ev dolaşarak seçim propagandası çalışmalarımızı yürüttük. Ve sonunda başarılı olduğumuzu biliyoruz. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Sonuna kadar da her bir oyumuza sahip çıkacağız. Tatvanların hiç kuşkusu olmasın, hukuksal yolların tamamı tüketilene kadar, ilçe seçim kurulu olmazsa, il seçim kurulu olmazsa, yüksek seçim kuruluna kadar başvurularımızı yapacağız. Hep birlikteyiz. Batman vekilleri olarak buradayız, Hürt vekilleri olarak buradayız, Bitlis vekilleri olarak buradayız, adaylarımız da buradayız. Sonuna kadar halkımızın oylarının takipçisi olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Siirt yanınızdadır başkan. Teşekkür ederim. Batman yanınızdadır. Teşekkür ederim. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Celalet abi zaten yanımızda. Komşuyuz. Hep birlikte süreci teşekkür ediyoruz arkadaşlar.